İmamoğlu meselesine gelince bakın. Ekrem İmamoğlu 2019'da Cumhuriyet Halk Partisi'nin adayı olarak değil, kendi tabiriyle İstanbul İttifakı'nın adayı olarak çıktı ve kazandı. Ve fevkalade zor bir iş yaptı. Tayyip Erdoğan'ın yenilmezlik mitini yıktı 20 yılın sonunda. Bu fevkalade önemli bir şey. Zaten kim eleştiriyor İmamoğlu diye baktığınızda kime eleştiriyor? AK Partililer sadece Ekrem İmamoğlu'na odaklanmış. Onu hedef alır durumdalar. Burada genel seçimlerden önce aday kim olacak tartışması esnasında özel sohbetlerimizde hepsi masanın karşı tarafı inşallah Kemal Bey olur diyorlardı. Ve olmasını istemedikleri yegane aday Ekrem İmamoğlu'ydu. Olmadı. Netice bu şekilde ortaya çıktı. Bir hususu anlamamız lazım. Ben şunu arzu etmiyorum. Benim siyasete bakışım, hayata bakışım keşke kadroların yarıştığı, demokratik usullerin egemen olduğu, planların, programların yarıştığı bir seçim ortamı, bir siyaset ortamı egemen olsun. Ama Türkiye'de böyle bir siyaset iklimi egemen değil. Bizde lider odaklı bir siyaset anlayışı egemen. Bakın bir tane adam çıktı, 20 yıla damgasını vurdu masanın diğer tarafında. Çıktı ve yaptı bunu. Şimdi aynı adam bu tarafta pişiyor, bu tarafta yükseliyor. Karşı tarafın çabasını ben çok iyi anlıyorum. Tedirginliğini, çekincesini çok iyi anlıyorum. Ama Cumhuriyet Halk Partililerin İmamoğlu'na bu kadar acımasız olmasını ben hakikaten anlamıyorum. Yani az önce Sayın Başkan da ben yanlış mı anladım? 55 yıldır emek veriyorum. Aday gösterilseydi hiçbir sorun olmadan yola devam edilecekti. Ama aday gösterilmedi. Şimdi İyi Parti, Deva Saadet. Hangi Deva Saadet? Daha geçtiğimiz hafta Gelecek Partisi'nin bizim oylarımızda Kılıçdaroğlu ekibi tarafından milletvekili seçilen adamın ben Murat Kurum'u destekleyeceğim dediğini duymadık mı? Abdüllatif Şener, ben o sırada Halk TV'deydim, bir sonraki yayında kendisi bizzat Tayyip Erdoğan'a oy verdiğini, seçimde Kılıçdaroğlu için oy kullanmadığını söylemedi mi? Bu adam CHP milletvekiliydi ya, maaş alıyordu bizim oylarımızla. Şimdi tüm bu yanlışlar bir nöbet değişimini, bir kan değişimini bıraktı. Ya artık tamam, bir salın. Hakikaten gözünü seveyim, bir salın yahu. Karşı tarafta hakikaten Türkiye'yi bu kadar büyük zorluklara derç eden, büyük ekonomik sıkıntılara, hayat pahalılığına, yolsuzluğa, göçmen problemine derç eden bir iktidar var. Bıraktık İmamoğlu'nun paçasından aşağı. Ya biz salalım hakikaten şu adamı, gözünü seveyim. Hocam ya. İmamoğlu da partiyi biraz rahat bıraksın. Şimdi İmamoğlu da sütten çıkmış bu, kaşık değil ya yani. Ama işte yani şu İmamoğlu'yla yatıp İmamoğlu'yla kalkıyor. Kimse İktidar İmamoğlu'yla bunu yapıyor, yatıp, bunu hocam, anlıyorum. Biz Cumhuriyet Halk Partisi'nin kurumsal kimliğini savunuyoruz. Abi Cumhuriyet Halk Partisi'nin kurumsal kimliğini savunan adam yaptım, sürekli İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı hedef tahtasına oturtmaz. Kimse hedef tahtasına oturtmuyor. Demokratik eleştiri hakkımızı kullanıyoruz. İmamoğlu'yla başlayıp İmamoğlu nerede? İmamoğlu nerede hata yaptı biliyor musun hocam? Cumhuriyet Halk Partisi'nin hedefi İmamoğlu'nun. Kimse hedefe falan almıyor. Nasıl koymuyorsun lan baştan beri? Hocam bunlar demagoji, bu demagoji. Gerçekten demagoji. Deminden beri sadece gerçekten İmamoğlu'na yükleniyorsunuz. Hocam İmamoğlu'nu konuşuyoruz çünkü İmamoğlu partinin kurumsal geleneğini ayaklar hangi altına alıyor. Tam anlatıyorum işte. Anlatıyorum işte. Anlaşamadığım şey işte. O kurumsal gelenek dediğin şey bize başarısızlıktan başka hocam, bir şey getirmedi. Hocam o zaman Ekrem İmamoğlu partiyi yönetsin. O zaman verin Ekrem İmamoğlu'na partiyi. Kemal Kılıçdaroğlu 11 kez seçim kaybetti. 12. seçimde kaybetti. Bir şeyleri benim değiştirmemiz benim lazım. Gittiğim liderlik anlayışını değiştirmemiz lazım. Benim gittiğim kuaförde. Tarzımızı, üslubumuzu değiştirmemiz lazım. Tayyip arkadaşım ne diyor biliyor musun? Karşı kuaförünü dinleyin. Benim gittiğim kuaförde. Bir şeyleri değiştirmeyeyim. Niye diretiyorsunuz? Arkadaşım Adem diyor ki hocam diyor partinin genel başkanı var ama partiyi Ekrem İmamoğlu yönetiyor diyor. Şimdi bakın evet. Bu bir partinin kurumsal kimliğini yerle bir etmektir. Sabahleyin daha bu sabah Erdoğan Aktaş bilir. Hatta benimle ilgili bir klip de çekmiş üniversite öğrenciler, espri yapmışlar. Her sabah bilirsin 7-8 tane basılı gazete alırım ben. Basılı gazete okuma alışkanlığımı. Sabahleyin gittim Kırtasiye'den Yeldeğirmen'de gazete alıyorum. Gazeteyi satan bayi arkadaş ne dedi? Ya Barış Bey dedi, değişim diye geldiler partiyi tarumar ettiler dedi ya. Bu parti ne olacak dedi ya, bu Ekrem İmamoğlu niye bunları yapıyor dedi. Şimdi
Hocam Barış, işaret. Gazete aldım, bakkal sahibi öyle söylüyor. Profesör Hasan Sınar tam tersini söylüyor. Vallahi benim tuhaf. Hocam bu zihniyet hocam görmek istediğini. Bir şeyleri hocam bakın hocam öyle değil. Böyle yenemezsin. Niye yenemezsin? Abi zaten yenemiyoruz ki. Niye yenemez? Zaten yenemiyoruz ki. Şunun için. Şunun için çok şunun için yenemez. Bir umut ışığı hocam, gitti. Onu desteklememiz gerekirken nasıl aşağı çekilir? Yapmayın bunu ya. Ben hocam ben Ekrem İmamoğlu'nun başarılı olmasını istiyorum. Ekrem İmamoğlu'nun mazbatası verilmediğinde 17 gün Maltepe'de ve Kadıköy'de ikinci seçimde oy sandıkların üzerinde yattı. Ekrem İmamoğlu seçimi kazandığı gün, ikinci kez kazandığında Google'dan bulabilirler arkadaşlarımız, bakabilirler. Belediyenin önünde davul çalarak kutladım. Hatta Haber Global'e senin yayına geliyordum Erdoğan Aktaş, yetişemiyordum. Yoldan geçen bir kamyonetçi arkadaş Haber Global'in arabası giremeyince yola beni gördü, tanıdı, sağ olsun Haber Global'in önüne kadar getirdi trafik tıkandığı için. Cumhuriyet Halk Partisi'ni Cumhuriyet Halk Partisi yapan şey öz eleştiri mekanizmasıdır. Ekrem İmamoğlu'nu başarılı bir belediye başkanı olarak gördüğümü her yerde söylüyorum, her zaman söylüyorum. Ama Ekrem İmamoğlu'nun Cumhuriyet Halk Partisi'nin kurumsal kimliğini tahrip eden uygulamalarını görünce de bunu eleştirmek benim en doğal hakkımdır. Yani sen hiçbir yetkisi olmadan 3 kişiyi getirip aday adaylarını mülakata sokuyorsan, bir plazada 3 tane akademisyene aday adaylarını göndertip onları ilkokul öğrencisi gibi sıraya dizip mülakata sokuyorsan o kişilerin hiçbir yetkisi olmadan, tüm illere müfettiş giderken, milletvekilleri, parti meclis üyeleri giderken İstanbul'a müfettiş gelemiyorsa, partinin genel başkanı İstanbul'da tek bir belediye başkanı atayamıyorsa, bak tek bir belediye başkanı atayamadı Özgür Özel İstanbul'da, tek. Bir tane atayamadı. Ama anlaşmış ya. Bunu şey. Bak böyle bir bak ha, demokrasi nedir? O zaman kuvvetler ayrılığıdır. Peki. Tek bir gücü, partinin bütün bir gücünü bir kişiye bıraktığında işte parti meclisini almamış hepsini. Bak parti meclisini, MYK'yı, disiplin kurulunu, il örgütünü, ilçe örgütünü dışarıya attığında o zaman sen burada demokrasiden, denge denetimden bahsedemezsin. Baş, sorun çok köklü bir sorundur yani. Sorun İmamoğlu'nun şahsı değil. İmamoğlu'na biz hepimiz yarın gideceğiz, oy vereceğiz. İmamoğlu'nun kazanmasını istiyoruz. Çünkü ben de Cumhuriyet Halk Partisi'nin başarılı olmasını istiyorum. Ama bu benim gördüğüm yanlışları söylememe engel değil. Peki. Bir cümleyi tamamlayayım mı? Şunu okuyayım, öyle tamamlayın. Peki. Özgür Özel de bu konuyla ilgili açıklama yaptı. Şimdi video duvarında görüyorsunuz. Hayatımda duyduğum en büyük yalan dedi. Devam etti. Kılıçdaroğlu'nu destekleyenlerin tasfiye edildiği hayatımda duyduğum en büyük yalan. Ahmet Akın bir numaralı kurmayıydı. Bursa adayımız da öyle. Bana karşı çok sertti. İlk onları açıkladık. Zeydan Karalar ve Vahap Seçer bir oy alamadık. Yani kurultayda. Evet. Aydın Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu kadar Kemal Bey'i gönülden destekleyen yoktu. 249 başkanımızdan 220'si aday oldu. Ciddi bir orandan bahsediyor Barış. %56 oranında tekrar aday gösterdiler. Ağırlıklı olarak Kemal Bey döneminde seçilen kişiler yeniden aday gösterildi. Aday olmayan her arkadaş istifa ederse ortada parti kalmaz. İşte bu açıklama parti açısından çok sorunlu bir açıklama. Neden? Defter tutmuş arkadaşlarımız. Kurultayda kim ama Kemal yani Bey'in bu kadar eleştirdiğinden sonra bir defter tutmuş. Şöyle dersin, bu doğru değil der geçersin. Az önce de söyledim, o arkadaşların yerine alternatif bulabilselerdi hiçbirini koymazlar. Bir Mehmet Şahin'e geçeceğim, kısayı sağlayayım hocam. Bir cümle çok sadece söyleyeceğim. Tabii, Mehmet Bey kusura bakmasın, hakkında helalisin, hemen bir cümle ifade edeceğim. Bakın, Cumhuriyet Halk Partisi'nde nöbet değişimi henüz çok taze, çok yeni. Roma bir günde kurulmadı. Yeni yönetimin müesses nizamını oluşturması bir süreç alacak. Bu noktada kösteğe değil desteğe ihtiyaçları var. Ve şu içinde bulunduğumuz, bizim çok eleştirdiğimiz Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminde ortaya koyduğu bir gerçeklik var. Ortaya koyduğunuz liderlik ne kadar ışıltılıysa, ne kadar karizmatikse, ne kadar insanları etrafında toplama potansiyeline sahipse o kadar şansınız oluyor. Biz Kemal Bey'le bu şansı hiçbir zaman yakalayamadık. Yeni bir liderlik, yeni bir anlayış, yeni bir zihniyet ile yola çıkıyoruz. Lütfen köstek değil destek. Hocam işte ben de o zaman dedim ki Ekrem Bey'e çık genel başkan adayı ol dedim. Madem yönetmek onun istiyorsan. Onun ne zaman gelecek abi? Önce 31 Mart'ta İstanbul'u kazanacak. Geleceğim ikinize tekrar, buyurun Mehmet. Şimdi Barış Bey CHP içerisindeki hareketli Barış Bey'den dinlemek keyifli. Yani aydınlanma açısından keyifli olma manasında söylüyorum.
Barış Bey, bu işi Ekrem İmamoğlu konusunu maalesef bu hale getiren Cumhuriyet Halk Partisi'nin kendisi. Biraz inleyi kendilerine batırmaları lazım. Şimdi öyle bir belediye başkanı 5 yıllık süreç içerisinde bir Cumhuriyet Halk Partisi tarafından sahiplenildi ki hiçbir hatası, hiçbir yaptığı işlemi, icraatı Cumhuriyet Halk Partisi ve Millet İttifakı taraftarları veya onu orayı destekleyen siyasi partiler açısından sanki burası mutlak dokunulmaz bir alanmış gibi değerlendirildi. Bakın, İstanbul'da şunu kabul edelim. Rahmetli Kadir Topbaş dönemi 15 yıla yakın bir süreçti. Onun 13 yılını Kadir Bey yapmıştı ve İstanbul'da ciddi bir belediyecilik hizmeti yapıldı. Makro planlamalar vesaire vesaire. Ben de bir dönem orada görev yapmış birisi olarak yakından şahidim. Şimdi Ekrem Bey İstanbul'un esasına dokunacak hiçbir hizmet yapmadı. Keşke şunu yapsaydı Cumhuriyet Halk Partililer. Barış Bey daha rahat olurdu o zaman. Deseydi ki Ekrem Bey veya Cumhuriyet Halk Partisi'nin kurumsal yapısı. Arkadaş sen 2019'da ne sözler verdin? Şunu şuraya bir koyalım bakalım. Ne yaptın? Sen bizim bir partimize müntesip bir belediye başkanımızsın. Ya sen getir bakalım şu icatlarını arkadaş, bir kıyaslayalım. Burada iki sayfa yayınladı. Şimdi onu ben siz teferruatlı söylersiniz. Düşünebiliyor musunuz? İstanbul'da en basit bugün benim yaklaşık 4 saatim trafikte geçti. Ve tüm Cumhuriyet Halk Partisi arkadaşlarımız da aynı trafiğin içerisinde yaşıyorlar. Bir gün çağırıp Cumhuriyet Halk Partisi'nin kurumsal yapısı, yerel yönetimler başkanı veya vesaire vesaire. Ya arkadaş sen bu İstanbul'un içinden çıkılmaz bir trafiği var. Sen ne yapıyorsun dedi mi? Demediniz. Sen seçimlerde 100 bin konut yapacağım dedin. Depremin en çok canımızı yaktığı bir coğrafyada yaşıyoruz. Ve İstanbul'da deprem olur diye ödümüz yüreğimiz yarılıyor. Yaptın mı arkadaş sen bunu? Yok. Tayyip Erdoğan döneminde başlayıp Kadir Bey döneminde devam eden İstanbul'la bir tane su projesi yapmamışsın. Bir tane. Ya şuna şahit olduk, ben üzülerek Erdoğan Bey bunları görüyorum. Durak bazlı metro açıldı ya, durak bazlı. Pandemi sürecinde ya arkadaş sen ne yapıyorsun? Ya bir hastane yapılmış. Dünya standartlarında Avrupa'nın en büyük hastanelerinden pandemi. Ya bunun yolu yapılmamış. Gel bakalım buraya. Ekrem Bey gel. Niye yapmadın kardeşim sen buranın yolunu? Şimdi eğer bunları sormazsanız. Ya sen bize bir sürü vaatte bulundun. Bir sürü şunları yapacağım dedin. Gel bakalım buraya ne kadar başarısızsın sormaz. Ama tam tersi dönerseniz her polemikte Ekrem İmamoğlu'na sahip çıkarsanız. Her konuda Ekrem İmamoğlu'na sahip çıkarsanız. Bir süre sonra o da nefis taşıyor. Ben neyim diyecek ya. Ve bugün Cumhuriyet Halk Partisi o dönem kurumsal olarak bir belediye başkanı nerede durması gerekiyorsa orada tutmadığı için bugün başına bir bela olarak aldı. Başka bir şey daha söyleyeyim size. Neden bela? Şundan dolayı bela. Bak konuşuyoruz. Belediye başkanlarının, partinin ağır toplarının, yıllardır bu parti içerisinde mücadele etmiş isimlerin istifa ederken neler söylediklerini gördük. Duyuyoruz. Biraz önce bir belediye başkanını canlı dinledik. Allah'ınızı severseniz hangi Cumhuriyet Halk Partisi o belediye başkanının söylediğini kabul edebilir? Veya Gürsel Tekin'le biz farklı bir siyasi partide olmamıza rağmen beraber siyaset yaptık. Büyükşehir'de beraber görev yaptık. Ya Gürsel Tekin gibi bir ismi bu noktaya getirdiği ise ya kusura bakmasın Cumhuriyet Halk Partisi diyecek ki bir saniye ya biz nerede hata yaptık diyecek. Nerede hata yaptık sorusu sorulmadığı için bir Ekrem İmamoğlu efsanesi çıktı ve son derece başarısız bir efsanedir. Bakın bir gün onu inşallah bilmiyorum sizde var mı? Ne söz verdi ne yaptı.
Düşünebiliyor musunuz? Bir metreküplük su projesi yapmadı İstanbul'da. Havalar az ısındığı zaman su seviyesini hepimiz yüreğimiz, elimiz yüreğimizde bekliyoruz. Erdoğan Bey, acaba İstanbul suyu yetecek mi? Acaba o olacak mı? Yağmur yağar, kar yağar diye ödümüz yüreğimiz yarılıyor. Trafiğin geldiği nokta ortada. Verilen sözden hiçbirisi yerine getirilmemiş. Ya 2008 yılında rahmetli Kadir Topbaş döneminde E5'in ortasından 120 günde metrobüs gibi sıfır yeni bir proje yapılmıştı. Önünde örnek var. Başka bir şey daha söyleyeyim size. Bizim kendi dönemimizde ulaşım master planları yapmıştık, biliyor musunuz Erdoğan Bey? 2034 yılında yanlış hatırlamıyorsam bitmek üzere 1100 kilometre metro planlaması yapılmıştı. Ne zaman, nerede, hangi finansmanla, nasıl modelle yapılacağı ulaşım master planlarını bitirmiştik, biliyor musunuz? Sadece gelip o planları takip edecekti. Nerede polemik var? Ekrem Bey orada. Sahip çıkan kim? Millet İttifakı. Nerede bir sıkıntı var, mağduriyet var? Orada. Şimdi hatırlayın, bütçeler konuşulur. Merkez hükümet açıklıyor, bütçe kalemlerini inceliyorsunuz. Büyükşehir bütçesine vaat edilenin ötesine para verilmiş. Beklenenden daha fazla. Deniliyor ki efendim mağduruz. Ya biz Cumhuriyet Halk Partisi'nin kurumsal yapısı demez mi ya? Arkadaş gel bakalım. Nerede mağdursun sen? Paranı alamadıysan, merkez hükümet sana destek vermediyse gel bakalım, senin alacağız, seni önümüze götüreceğiz. Bunun da hesabını soracağız. Hatırlıyor musunuz? Metro için borçlanma, bir sürü tantana çıkmıştı. Bir sürü de kamuoyu meşgul edilmişti. Bir gün Cumhuriyet Halk Partisi kurumsal yapısı sordu mu? Ya arkadaş, sen yeri oynattın. Kamuoyunda bir sürü bizi tartışma konusu haline getirdin. Ya nerede şu aldığın borç ve yaptığın metro, bir gösterir misiniz dediniz mi? Kusura bakmayın. Peki. Böyle bir belediye başkanını şımarttınız ve bugün itibariyle Cumhuriyet Halk Partisi kurumsal yapısına bir heyur olarak karşımızda duruyor. Peki.